Başın sağ olsun İzzet. Sağ ol Abdullah amca. Onlar yattıkça Allah sana uzun ömürler versin. Evlat, baban eski bir dostumdu. Sana bu acılı anında yardımcı olmayı arzularım. Seni alıp kasabaya benim evime götüreceğim. Gelemem. Baba ocağını terk edemem. Geleceksin. Tek başına ne yaparsın buralarda, neyle geçinirsin? Senden kızından çektiğim yetmiyormuş gibi bir de yabanın piçini başıma getirdin. Yavaş ol hanım. Duyacak olursa şu acılı anında küçücük yüreği kırılır, acısına acı katarsın. Bu çocuk başını derde sokacak, lan şuraya yazıyorum. Yanlış düşünüyorsun. Onu bunu anlamam, pılımı pırtımı toplar baba evine giderim. Sen de burada kızınla yabanın piçiyle oturursun. Zarife, sana evlendiğimiz günden beri söylüyorum, bu türlü tehditlerinden vazgeç. Eğer canın gitmek istiyorsa işte kapı. Buyur git. Gitsen de, gitmesen de ona evlat edineceğim. Peki, peki dediğin olsun. Geç oldu, hadi yatalım. İşim var. Kahveye gidiyorum. Abdullah efendi, dilediğim parayı ben bankadan çeker veririm. Ama ölümlü dünya, biz senet yaparız. Benim sende, yakalayamazsın beni, yakalayamazsın. Oğlum, senin...
İşte seni yakaladım. Sana söyleyeceklerim var. Söyle bakalım. İzzet, ben sana dargınım. Hoppala, şimdi bu da nereden çıktı? Düşün taşın, bul bakalım. Bulamadım, sen söyle. Söylemem, sen düşünüp taşınıp bulacaksın. Ağam, kusura kalma. Borcumu bir ay sonra ödeyiversem olur mu ağam? Olur Recep, tasa etme. Elin ne zaman genişlerse o zaman ödersin. Allah razı olsun. Hadi güle güle. Abdullah! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yusuf ağamızın selamı var. Borcunun taksit günü geçti. Hemen ödesin, beni ayağına kadar getirmesin dedi. Olur. Şimdi hemen gidiyorum. Siz gide durun, ben de geliyorum peşinizden. Yusuf ağanın her dediği yapılır. Yapılır ağam. Sağ ol ağam. Afiyet olsun ağalar. Hoş geldin. Haber salmışsın, ben de borcumun taksidini ödemek için geldim. İyi etmişsin. Yusuf ağa, kusura bakma, taksidi ödemede birkaç gün geciktim. Buyur otur. Abdullah, severim seni. İyi adamsın. Kalan borcun için de acele etme. Elin ne zaman bollaşırsa o zaman ödersin. Sağ ol. Abdullah efendi, sana hayırlı bir haberim var. Duyarım ki senin kız Sabiha büyümüş, gelinlik çağına gelmiş. Yanlış duymuşsun, o daha küçük bir kız. Evlenmek onun nesine? Kızını namıma layık görüp nikah etmek isterim. Kusura bakma, benim daha kimseye verilecek kızım yok. Hele sen dediğimi bir iyi düşün. Senin için de, benim için de hayırlı olur. Göndereceğim görücüye yüzümü kara etme. Bir şey mi oldu? Bir şey mi var? Hayır İzzet, hiçbir şey yok. Öyleyse ne arıyorsun adamda? Seni merak ettim. Bağırıp çağırıyordun rüyanda. Ben mi? Evet, sen. Allah Allah, düş falan da görmedim ama. Feryadından odamda uyuyamaz oldum. Bir sıkıntın olduğunu hissederek odana girdim. Sağ olun. Gece vakti rahatsız etmişim sizi. Yok Ziya Hanım. Benden bir arzun, bir isteğin var mı? Yok, iyi geceler. Ne var, ne oluyor? Baban üşütmüş, tır tır titriyor. Bunu üzerine örteceğim. İstediklerimi hazırladın mı? Evet, hazırladım. İzzet abi nasıl? İyi, çalışıp duruyor. Selam söyle kendisine. Gelip beni görsün. Ona diyeceklerim var. Olur, söylerim.
Abdullah Efendi yalan söylüyor. Duyduklarım doğruymuş. Sabiha bir hayli serpilmiş, büyümüş. İstettim ama Abdullah Efendi bana kızı vermeye pek taraftar görünmüyor. İstersen bir kez de bizim avradı gönderelim ha. Ulan ben de bu kızı almazsam anam avradım olsun. Olmaz öyle şey. Sabiha daha küçük, körpecik kız. Evlenmek için zamanı var daha. Ne zamanı? İlahi Abdullah, ben sana vardığımda kaç yaşındaydım? Tam 15'imde. Onu bunu bilmem. Gelenlere söylersin. Benim şimdi verecek kızım yok. Hele Yusuf Ağa gibi serseriye hiç yok. Yanlış düşünüyorsun bana kalırsa. Kızım bu kısmetini çevirmeyelim. Biliyorsun Yusuf Ağa kasabanın en zengini. Hem de hatırı sayılır kişisi. Kızımızı ona verirsek para sıkıntımız kalmaz. Dünür gelenlerin dediğine göre dilediğimiz kadar da başlık vereceklermiş. Hanım, benim satılık kızım yok. Hem paralarını alıp başlarına çalsınlar. Sen bu işlere karışma. Ne demek karışma? Karışmaz olur muyum? Anasıyım ben onun. İzzet'in bundan haberi olmasın. Sonra gider Yusuf'a taşkınlık yapar, başı derde girer çocuğun. Merhaba baba. Nerede kaldın evlat? Merak edip durdum. Bizim manav Cemil'le biraz çene çaldık. Yani senin anlayacağın, dertleştik baba. İyi geceler. Sana da evlat. Hayrola Sabiha? Gözlerin yaşlar, yüreğini acı bürümüş. Bir şey mi oldu? Evet. Bugün görücü geldi. Beni istediler annemden. Kime? Hacı Yusuf'a kime olacak? Baban ne dedi bu işe? Babamın gönlü yok. Yalnız annem dünden razı oldu. Hacı Yusuflar kasabanın zengini diyor, başka bir şey demiyor. Şimdiden anneme, bana hediyeler verdiler. Bak gör. Demek iş bu kadar ilerledi. Sana şimdiden gelin gözüyle bakıyorlar. Bana başka bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. İzzet, seni seviyorum. Ölüme dek seveceğim de. Ne olur, ne olur sana günlerdir anlatmak istediğim hislerimi anla. Senin için sevda dolu yüreğimi anlamaya çalış. Bu dünyada sensiz bir yaşam düşünemiyorum. Ulan Abdullah domuzu, demek kızını vermedin bana ha? Küçükmüş dedin ha? Ben bunu senin yanına koymayacağım. Kızını elinle getirtip ayaklarımı öptüreceğim sana. Kasabaya, köylere haber salın. Abdullah domuzunun değirmenine hiç kimse buğday öğütmeye götürmeyecek. Aksini yapan olursa sefil perişan ederim. Emredersin ağam. Bu kasabada Yusuf Ağa'nın dediği olur. Onun dediği yapılır. Yapılır ağam. Aç sefil kalacak. Değirmeni de alacağım elinden. Günlerdir bir kişi olsun buğdayını öğütmeye gelmedi. Baba! Efendi, küpünü doldurup dünyalığını toparlamak istiyorsan kızını bana verirsin. Olmaz Yusuf Ağa. Kızımı veremem. O daha sabidir. Vereceksin. Onu bunu anlamam. Onda gözüm var. Ama onun sende gözü yok. Kızımı ufak yaşında boynu bükük etmeye yüreğim razı olmaz. Abdullah Efendi, biliyorsun ki bu kasabada benim dediğim olur. Onun için sana son defa söylüyorum. Bana kızını vermezsen elimdeki borç senediyle değirmeni, varını, yoğunu alırım elinden. Sefil perişan ederim hepinizi. Ya borcunu verirsin ya kızını. Evlat, Sabiha kızın evlenecek çağa geldi. Yusuf'a denen Yezid onu ister. Sen bu işe ne dersin? Kızın babası sensin.
Onu benden çok senin düşünmen gerek. Ama İzzet, böyle söyleme. Sabiha'yı benden çok senin düşündüğünü bilmez miyim? Şimdi bana ne diye ters cevap veriyorsun? Seninle bir baba oğul değil de bir arkadaş gibi konuşuyorum. Bu işte bir fenalık görüyorsan söyle. Bildiğim kadarı Yusuf'un bir it olduğudur. Bana sorarsan böylesine kız verilmez. Ben de böyle düşünüyordum. Fakat Yusuf'a her yönden elimi ayağımı bağladı. Çaresiz kodu beni. Borcumdan dolayı alnımı yere çalacak. Merhaba İzzet. Merhaba. Bakıyorum selamsız sabahsız geçiyorsun. Neyin var? Yoksa Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok bir şey. Ben seni bilmez miyim? Mutlaka bir derdin var. Yoksa sen böyle olamazsın. Ne olur söyle, şu kasabada tek arkadaşım sensin. Babamın Yusuf Ağa'ya borcu var. Buna karşılık Sabiha'yı istiyor. Öyleyse babam borcunu ödesin, para versin. Nasıl öder? Neyle öder? Düşündüğün şeye bak. Dost dediğin kara günde belli olur. Sağ ol. Sonra da benim sana vereceğim hayırlı bir haber var. Pehlivangillerden parayı aldın mı? Aldım ağam, bankaya yatırdım. Al şu Abdullah domuzunun da senedini, gerekeni yaptır. Ağam! Ağam! Hayrola? Abdullah'ın İzzet geldi, seninle görüşmek istiyor. Gel bakalım. Abdullah babamın borç senedi yanında mı? Yanımda, ne olacak ki? Onu ödemeye geldim. Neyinle ödeyeceksin? Piyangodan para mı çıktı? Ağam, ver senedi, al parayı. Yusuf ağa, bir daha babamı rahatsız etme. Bu gece Sabiha'yı kaçıracaksınız. Ne bağısına olursa olsun. Ağam, işi suya sabuna dokunmadan halletmek varken ne diye elimizi kana bulayalım? Domuz dölü, ne dersin? Derim ki kaleyi içten fethedelim. Nasıl? Analı Zarife kadın ne güne durur? Duyarım ki Zarife kadın Sabiha'yı sana vermeye razı. Bunu elde etmek gerek. Ne o Sabiha? Daha yatmadın mı? Seni bekledim. Ne var ki? Bir diyeceğim vardı. Yarını yok mu bunun? Bu gece söylemek istedim. Söyleyeceğini söyle bakalım. Beni kaça sattınız? Daha doğrusu beni kaça sattın? Ne demek istiyorsun? Ne mi? Analığım hepsini anlattı. Babamın borcundan tut da Cemil'in görücü göndermesine kadar. Peki ne olmuş? Cemil'i beğenmedin mi? Bunu bilmiş ol, ben Cemil'e gitmem. Yoksa gönlün Yusuf'ta mı? Bana bir daha böyle şey söyleme İzzet. Böyle şey söyleme. Peki kimi istiyorsun öyleyse? Söylesene, kimi istiyorsun? Hiç kimseyi! Anlamıyor musun? Hiç kimseyi, hiç kimseyi, hiç kimseyi! Kimi istiyorum, anladın mı? İzzet! İzzet ağam, hoş geldin! Gel, buyur otur! Gelmekle neyi yaptın? Emin ol, şu an ben de seni düşünüyordum! Cemil! Dur, önce ne arzu edersin, onu söyle! Hiçbir şey! Seninle bir iki söz etmeye geldim. Seninle eski arkadaşız. Tabii! Sen benim en iyi arkadaşımsın! Artık benim için babamdan, kardeşimden ilerisin. Göreceksin ne düğün yapacağım. Şimdi sana doğrusunu söyleyeyim mi? Sabiha'yı ta küçükken, beraber bayramlara gittiğimiz zamandan beri seviyordum. Onunla kuracağım yuvanın hayaliyle yıllardır yaşadım. Yarın ya da öbür gün annem size gidecek. Nişanla düğünü konuşacak. İzzet, bir düğün yapacağım. 40 yıl kasabada konuşulacak. Sabiha'nın haberi var değil mi? Ne diyor Allah aşkına?
Gidiyor musun? Hani benimle konuşacaktın? Yanlış bir laf mı ettim acaba? Hanım! Anlayamadım gitti. İzzet'e son günlerde bir hal oldu. Eli işe varmaz, eve uğramaz. Dağ bayır dolaşır durur. Acaba derdi ne olabilir? Bilmem. Kendi derdimiz bitti de bir de onun derdinle mi uğraşacağız? O nasıl söz? O da bizim evladımız. Sabiha, Sabiha, seni seviyorum. Seni herkesten kıskanıyorum. Bu halimiz ne olacak? Ne olacak Sabiha'm? İzzet! 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 Dertlerim beter. Hangi gece vardı ki baba? Siz de hiç kendisiyle konuşmuyorsunuz. Ne oluyor bey? Baba! Babacığım! Baba! Boğuluyorum. Koş kolonya getir. Boğuluyorum. Kendine gel bey. Kendine bana gölgenden başka hayatta yoldaşım yok. Yar diyerek bağrıma basacak sevgim yok. Yağmurdan kaçsam bile doluya tuturum. Dünyanın cefasını, gönlünün yarasını, dertlerin aynasını çekerim. Yaparsan daha da çok veririm. Seni her bakımdan memnun ederim. Sen merak etme. Mutlaka bir yolunu bulup Sabiha'yı sana avrat etmeye çalışacağım. Gerisini sen düşün. Sen ötesini bana bırak. Yalnız bir mesele daha var. Babası Sabiha'yı pehlivangillerin Cemil'e vermeyi düşünür. Hı? Pehlivangillerin Cemil'e mi? İcabına bakıver. Kurtulayım şundan, hadi. Ah, ah.
Cemil! Neden günlerdir yüzün gülmez konuşmazsın? Seni babandan isteyeceğim. Telinle, duanla alacağım. Yiğidim! Ben sana kul kurbanım. Öldüm senin aşkından. Ben de senin için ölüyorum. Senin sevdanı yıllardır yüreğimin içinde taşıdım. Yiğidim! Sabihan! Daha ilk getirdiğin gün bu yabanın itinden sana hayır gelmez demiştim. Sus hanım, dırlanıp durma başımda. Sus öyle mi? Görmüyor musun başımıza ne işler açtı? Nedir bu yaptığınız? Neredeydiniz? Sen yukarı çık Sabiha. Müsaade edersen baba... ...Sabiha ile evlenmek istiyorum. Nasıl olur? O senin kardeşin. Kardeşim olmadığını siz de biliyorsunuz. Biz birbirimizi seviyoruz. Karar verdik, evleneceğiz. Bir şey demeyecek misin baba? Ne diyeyim evlat, sevindim. İkinizi de canım kadar severim. Hayırlı olsun derim. Sağ ol baba. Yalnız düğün kurmak... ...borçlarımı ödemek için para gerekli. Gurbete çıkmayı düşünüyorum. Kısmetse ne zaman yolculuk? Yarın. Yok, olmaz öyle şey. Satarsa var, bir şeyler düşünürüz. Gönlüm razı olmaz baba. Gurbete düşmek şart oldu. Bakıyorum kararlısın evlat. Hayırlısı. Hemşerimiz Murat'ın vasıtasıyla hemen bir inşaatta iş buldum. Sana kavuşacağım gibi düşünerek sabırla, ümitle çalışıyorum. Sabiha, şimdiden hasretin bağrıma bir taş gibi oturdu. Yüreğimi acı acı yakıp... ...babama söyle tasa etmesin, ona layık bir evlat olduğumu ispat edeceğim. Zarife ablamın babamın ellerinden öper, sana selam ederim. Gözlerimin açılması için ameliyat şart dedi ha? Evet. Demek ki bir ömür boyu kör kalacak. Sabiha'nın gül yüzünü bir daha hiç göremeyeceğim. Onu mutlu edemeyeceğim artık. Üzme kendini bu kadar, Allah büyüktür. Murat, sana yük olduğumu hissediyorum. Çalışmam gerekli. Bu haline ne iş yapabilirsin ki? Körün de yapabileceği işler vardır elbet. Oh, what a love!
sıhhatim çok iyi. İşlerim de gün geçtikçe iyiye gidiyor. Senden başka hiçbir düşüncem yok. Var, selam ediyor, ellerinden öpüyor. Sağ ol evladım, daha ne yazıyor? Bizlere para göndermiş, postaneden alın diyor. Parayı boş ver, ne zaman gurbetten dönüyor, sen ondan bahset. Ondan bir haber yazmıyor baba. Baba! Güzel bir sesi var. Onunla konuşsan iyi olur. Peki. Bir dakika delikanlı. Adın ne senin? İzzet. İzzet bey. Sesinizi değerlendirmek ister misiniz? Ne gibi? Yani plak doldurmak, büyük lüks gazinolarda okumak gibi. Hanımefendi, benimle alay etmeyin. Acı dolu yüreğime acı katmayın. Ben kimim ki? Rica ederim. Düşüncemde samimiyim. Arzu ettiğiniz ilk an denemeye hazırız. Hem güzel hem de miski amber kokulu Sabiha. Seninle bir iki söz etmek isterim. Benim olacaksın, başlığın hazır. Ne istersen alırım. Altınlara boğarım seni. Senin olsun altınların. Ben senin bildiğin gibi namusu düşük kızlardan değilim. Babam beni İzzet'e söz verdi. Çekil yolumdan Yusuf'a. Çekilmem yolundan Sabiha. Seni hiç kimselere kaptırmam, anladın mı? Yusuf Ağa'nın olacaksın. Seni ırz düşmanı seni. Ağlığına mı, köpeklerine mi güvenirsin? Bir gün gelecek ne bağısına olursa olsun seni kendime avrat edeceğim. Davulunu zurnasız çaldıracağım. Bin kişi yerine bir kişi gelecek düğününe. Hadi çekil git yoluna Yusuf'a! Benden yar olmaz sana! Demek öyle ha? Peki öyleyse görürsün sen! Evladım, nihayet beklediğimiz an geldi. Ameliyatın neticesini bugün alacağız. Doktor bey, acaba gözlerim görebilecek mi? Hamdi beyin, Leyla hanımın yüzlerini görebilecek miyim? Tabii, tabii, tabii göreceksin evladım. İnşallah göreceksin, Allah'ın izniyle.
görüyorum doktor. Evet görüyorum, görüyorum. Allah'ım görüyorum. Şükürler olsun. Görüyorum. Görüyorum. Çevremdeki her şeyi görüyorum. Allah'ım şükürler olsun sen. Geçmiş olsun evlat. Geçmiş olsun İzzi. Hepiniz sağ olun. Bana gözlerimi kazandıran, karanlık dünyamı aydınlığa kavuşturan sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktor bey, Allah sizden razı olsun. Ben sadece vazifemi yaptım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni acı dolu, sefil ve karanlık bir dünyadan siz kurtardınız. Benim yeni bir dünyaya gelmeme siz yardımcı oldunuz. Size minnet borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. İzzet, bana minnet borcu duymana gerek yok. Uzakta bile olsan her an yanımdasın. Değirmenin elden gitmemesi için gereken parayı gönderiyorum. Bundan böyle para için hiçbir sıkıntınız olmasın. Dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar gönderebilirim. Sevdiceğim, düğün için gerekli parayı da temin ettim. Gazinodaki anlaşmam biter bitmez yanındayım. Hasretinle yanan yüreğimden sevgiler, selamlar. İstanbul'dan paranız var, mektup var. Buyurun imzalayın. Bundan sonra gelecek para ve mektupları bana vereceksin. Seni bahşişe boğarım. Kimsenin de haberi olmasın. Müzik
bugünden sonra Sabiha'yı senin say. Ne kadınsın be! Sen şeytana küllahını ters giydirirsin. Sabiha'nın yazısını taklit ederek bir taşla iki kuş vurdun. Sen ne diledin de yapmadım Yusuf ha? Abdullah efendi! Günlerdir ortalıkta göründüğün yok. Başına bir dert... İşte geliyor! Evet kız. Acı da olsa onu unutmaya çalış. Nasıl olmuş ölümü? Ne sen sor, ne de ben söyleyeyim. Ne olur izle, bir şey söyle. Bir şeyler yap. Günlerdir bir tuhafsın. Benimle hiç konuşmuyorsun. Yüreğimde anlamsız bir sıkıntı var. Yoksa varlığım seni rahatsız etmeye mi başladı? Nasıl böyle düşünürsün Leyla? Buna imkan mı var? Öyleyse onu düşünüyorsun değil mi? Elimde değil. Hiç olmazsa benim yanımda onu düşünme. Beraber olduğumuz dakikalar benim en mutlu anım. Beni sevmesen de sever görün. Sen nasıl olsa bir gün sevdiğine kavuşacaksın. Ya ben? Ya ben? Olamam, ona koca diyemem. Diyeceksin, evleneceksin onunla. Yoksa evimizden, yurdumuzdan eder bizi. Aç kalırız. Demek beni hayalinle yalnız bırakarak gidiyorsun. Evet Leyla, gidiyorum. Benim için yaptığın fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağım. Allah'a ısmarladık Leyla. Ne olur izle, bana Allah'a ısmarladık demeden git. Senden ayrıldığımı bilmeden, sanki her gün berabermiş gibi yaşamak istiyorum. Hiç olmazsa beni bu hissimden mahrum etme. Seni uğurlayamadığım için beni bağışla. Neden ağlarsın? Kaderime... Kötü kaderime ağlarım. Anasız büyüdüm. Ana kucağını bilmedim. Sıcak nefesiyle öpülmedim. Sevdim, sevilmedim. Onun için ağlarım. Benim kara yazılı kızım. Neylersin baba? Yazan katip kara yazmış yazımı. Silemem. Sen de silemezsin baba. Baba günahını ödeyen kızım. İstersen vazgeçelim bu işten. Hayır baba. İzzet olmayınca her koca aynıdır bana. Bırak yoluma gideyim. İzzet! Kim derdi ki bu iş sonunda böyle olacak? Ona el verdim. Bel dayadım. Karşı duranlara göğüs gerdim.
Çok yazık oldu. Sabiha'yı avradım etmezsem anam avradım olsun demiştim. İşte sözümü yerine getirdim. Bana adıyla sanıyla Yusuf Ağa derler. Derler ya! Babacığım! Benim talihsiz kızım. Alın yazın böyleymiş. Kadere karşı gelinmez. Acı da olsa gelinmez. Kısmetin buymuş. Kasabalılar yemin etmişçesine düğün alayına katılmadılar. Kızımız boynu bükük gelin gidiyor. Aman düşündüğün şeye bak! Kasabalıların önünde rezil oldum. Şanımıza, şöhretimize layık bir düğün kuramadım. Kızım bir gelin gibi değil, cenazesi kalkar gibi gidiyor. Sanki cenaze gidiyor. Heh. Aylardır hasretini çektiğim bu yerleri tekrar görmek insana bambaşka bir huzur veriyor. Baba? Babacığım! Baba? Neden elini öptürmüyorsun bana? Neden bir düşman görmüş gibi sırtını dönüyorsun bana? Senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum! Bunca emeklerim haram olsun sana! Ben ne kötülük yaptım size? Ne kötülük ettim ki sizlere böyle davranıyorsun? Daha neler yapacaktın? Şehre iner inmez bir Yosmi'ye gönül verdin! Onunla gönül eğlendirdin! Sabiha'nı, bizleri unuttun. Ocağımızı acıya kedere boğdun. Gururumla oynadın. Umutlarımı yıktın. Perişan ettin bizleri. Sen neler söylüyorsun baba? Sabiha'dan başka kimseye gönül vermedim. Hep onu sevdim. Onun hayaliyle yaşadım. Yalan söylüyorsun. Bir gün şehre indim, gazinoya vardım. Seni kol kola bir kadınla gördüm. İşte bunda yanıldım baba. O kadın ki beni yüceltti. Karanlık dünyamı aydınlattı. Dediklerin doğruysa... neden aylardır bir mektup yazmadın, hatırımızı sormadın? Ben mi sizlere bir mektup yazmadım? Ben mi sizlere yardımcı olmadım? Evet sen! Bütün umutlarımı bağladığım sen! Emin olun ki sık sık mektup yazdım. Sabiha'nın çeyiz parasından, düğün parasına kadar ne lazımsa gönderdim. Gönderseydin almaz mıydık? Acılı kederli günler geçirir miydik? Beni yalan sözlerinle kandıramazsın. Bana inan, seni kandırmıyorum baba. Kandırıyorsun! Kandırmıyor! Hayır, kandırmıyor Abdullah Efendi. İzzet kardeş doğru söylüyor. Ben kendi elimle mektup ve paraları Zarife kadına teslim ettim. Zarife kadına mı? Evet Abdullah Efendi, daha geçen gün de verdim. Şimdi her şeyi anlıyorum. Evlat! Beni bağışla! Duyduklarım beni sersem etti. Sana nasıl söyleyeyim?
Ocağımıza uğursuzluk bulaştı. Kara bulutlar çöktü. Senin o kadınla birlik olmadığını bilseydim, hiç Sabiha'ya senin öldüğünü söyler miydim? O Yusuf Yezid'ine Sabiha'yı verir miydim? Ne? Sabiha'yı Yusuf domuzuna mı verdin? Ya verdim. Az evvel alıp götürdüler. Sabiha'yı onun elinden kurtaracağım baba. Koş oğul, çiftliğe varmadan yetiş. Sabiha! Üzerime gelme! Beni duymuyor musun? Üzerime gelme!